45 dakikaya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Güzel bir şarkıyla açtık programımızı, sanatçıları tanımaya devam ediyoruz. 45 dakika ara veriyoruz bugün. Genç yetenek Dudu Pekdunç yanımda olacak. Çok merak ediyoruz onun müzik yaşamını, bu genç yaşta nasıl bu güzel başarıyı elde etti ve Kuyruklu Yıldız'ın tabii ki hikayesini öğreneceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Dudu'cum, seni tanıdığıma çok çok memnun oldum öncelikle. Ben de çok memnun oldum. Dudu çok güzel. Dudu'nun hayranıyız. Biz de sizi. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Niçin öyle dedim? Çünkü böyle baktığında hayranlık duyabileceğim bir insansın. Teşekkür ederim. Bu çok güzel bir şey. Gençlere de örnek alıyorsun. Hem de yaşıtlarını, yani ben senden o kadar büyüğüm ama yine de. Ne kadar güzel, çevrende böyle hayranların geliyor mu yanına? Evet. Önce geliyor değil mi? Çok seviniyorum. Tabii yaptığım ki. İşi beğenmeleri. Değil mi? Hatta İnce. Böyle şarkı sözlerini ezberleyip video atıyorlar. Harika. Her şeye bedel aslında. Evet. Bu. Çok mutlu oluyorsun. Evet, tabii. Kesinlikle. Bu sene bir de ödülün oldu. Evet. Top 10 listesinde o kadar uzun kaldın ki. Ama dinlemeye doyamıyoruz. Hiç sıkılmadım yani ben şarkıda. Teşekkür ederim. Devamlı görüyorum. İlk gördüğümde klibi, şarkıyı duymamıştım böyle. Televizyonda, BRT'de gördüm klibi. Gördüğümde böyle oldum. Aa, kıza bak falan. Ne kadar güzel. Eskiden yani kızlar bile gitar çalmıyordu. Düşünebiliyor evet. musun? Yani yıllar önce böyle benim yanımda. Böyle bir farklı bakarlardı. Evet. Şimdi... Ama o gitarı taşımak önemli aslında. Evet. Nasıl bu tepkiler dışarıdan bu şekilde? Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş genişlikçe artıyor. Artıyor değil mi? Özellikle genç kuşak çok güzel tepkiler veriyor. Evet. Onların duygularını çünkü ifade ediyor. Tabii. Aslında. Onlar hep aşkla dolu olduklarından. Tabii. O yüzden tabii. Yaptığım sözler onlara hep böyle derinden işliyor. Evet, en önemli şey aşk, zaten annesi de biz programdan önce öyle demişti. En önemli şey aşk değil mi hayatta dedi. İşte en güzel şey aşk. Kırıklı Yıldız da bir aşk hikayesi. Evet, bir aşk aslında anlatıyor. Aslında bir aşk anlatıyor. Onu birazdan yayınlayacağız klibini, ama ondan önce tabii ki böyle nasıl bir çocuktu onu öğrenmek istiyoruz. Yaramaz mı, hareketli mi, böyle dans eden bir çocuk muydun, şarkı söyler miydin? Hiç öyle değildim aslında. Ben tek çocuğum. Hı hı. Evin içinde sessiz sakin, kendi başına. Biplo gibi. Evet. Öyle der eskiler. Kendi başına oyunlar yaratıp oynayan. Çok daha güzel. Sonra müzikle buluştuğumdan dolayı müzik odasında kapalı keman çalan bir çocuktum. Çok güzel. Kaç yaşında başladın kemana? 6 yaşında başladım kemana. Daha bayağı okuma küçüktüm. Yazma bilmezdim. Hı hı. Bayağı notalarla küçük. Buluştum. Hatta Doğu'yu böyle dondurma diye öğrendim ki aklımda kalsın, okuma bilmedim. Tabii Doğu bir külah dondurma değil mi? Sinek diye öğrenmiştim ben. Daha sonra okumaya başladığımdan sonra öğrendim onları. Evet, yani müzikle doğdun aslında. Evet. Bu yeteneğin kimden geçti? Aslında yine de birçok sanatla uğraşan var, birçok ressam, birçok müzikle uğraşan ama büyük ihtimalle vardı yetenek ki keşfedildi. Yani aslında daha çok annem Dudu hayatında bir müzik ve sanat olsun dedim, spor olsun dedi. Ve keman dersine başladım. Daha sonra kulağım keşfedildi ve devam ettik böyle. Çok güzel. Keman da zaten çok çok kulak evet. geliştiren bir alet. Ya da kulağı olmayanlara da olmuyor. Olmayan bir alet. Yani aslında evet. iki yönlü. Evet. Çünkü kemanın perdeleri yok gitar gibi. Evet. Bu aralarına basma yerleri olmadığı için evet. kulaktan bulunuyor. Evet. Bilmeyenler için söylüyorum ve onun için çok iyi bir kulağa sahip olmanız gerekiyor keman çalmak için. Demek ki küçük yaşta başlayıp devam ettirebildiğine göre o evet. kulak zaten yeteneğinde doğmuşsundur. Evet. O çok güzel bir şey. Tabii ki küçük yaşta müziğin sana kattıklarını da konuşmak istiyorum. Çünkü müziğin önemi saymakla bitmiyor insanların evet. hayatında. Büyüklere de çok katkı sağlıyor. Hiç enstrüman çalmayanlara da. Katkı sağlıyor. Hani benim yaşım geçti artık bundan sonra çalamam değil de evet. Müzik dinlemesi bile o kişinin çok yararı oluyor. Tabii ki bir terapi evet, yolu. Kesinlikle. Sana neler kattı böyle 6 yaşından ana dilin olarak ilk onu öğrendin. Müzik aslında bana en güzel şeyleri kattı. Hı-hı. Başta huzur ve mutluluk. Hı-hı. Müzik aslında benim için çok şey ifade eder.
kendimi bazen müzikle ifade ediyorum çünkü. Hı-hı. Böyle sözlerin kifayetsiz kaldığı anlar derler ya, o anda Hı-hı. ben işte kemanıma koşuyorum evet. ve besteler yapıyorum. Evet. Kendimi müzikle ifade ediyorum ve müzik her zaman böyle bir kötü bir günüm bile olsa bir keman çaldığımda çok mutlu oluyorum. En güzel şey yani içeride de o huzuru evet. ve mutluluğu sana yakalatan şey. O kalbimin en güzel köşesine oturdu. Ne güzel. Her zaman öyle olsun. İnşallah. Dilerim. Her zaman o mutluluk seninle olsun. Her zaman müzik seninle olsun. Sen de müzikle, kemanınla olasın. Evet. Başka müzik aleti biliyor musun? 11 yaşında kendi başıma piyano öğrendim. Hı-hı. Daha sonra onun da işte bu ABRSM Grade sınavlarına Hı-hı. girdim. Ama şu dönemde piyanoya bir ara verdim. Daha Hı-hı. çok müzik teori ve keman üstüne Hı-hı. eğitimleri alıyorum. Daha çok besteci olarak evet. tabii teori Şimdi kısmı. Şimdi bu sene lise son sınıfım Hı-hı. çünkü seneye üniversitem var. İşte bu grade 8 sınavlarına hazırlanıyorum. Tabii onlar lazım aradan evet, çıksın. Evet, o yüzden bir piyanoya ara verdim. Evet. Daha çok kemanıma odaklandım. Evet. Ama piyanoyu da çok seviyorum tabii ki. Okul hayatın nasıl gidiyor? Okul hayatım çok güzel. Okulu çok seviyorum. Hatta çok seviniyorum okul başlayacağından dolayı Hı-hı. çünkü çok severim yeni bir şeyler öğrenmekten. Evet, müzik benim bir işim artık ama işte bu ekonomi, business, o tarz şeyleri de öğrenmekten çok Hı-hı. zevk alırım. Okulda o yüzden bana hayat anlamında çok güzel şeyler katıyor. Güzel. O da deneyim sonuçta. Evet, kesinlikle. Müzik olduğunda diğer şeyleri de itmemek gerekiyor hayatımıza. Yani en ufak bir şey bu kuyruklu Hı-hı. yıldızda bu business yaparak aslında bir nevi evet. onu bir sunarız insanlara. Evet. Bu da Tabii. bir aslında business. evet, ay çok gönlü. Çünkü reklamıyla birlikte evet. olsun, fotoğraf çekimleri olsun. Onu insanlara nasıl yayacaksınız? Bu tarz şeyleri biz okulda görüyoruz. Evet, paylaşım evet. Çok önemli. Her yönüyle paylaşmak lazım. Evet. Eksik bıraktığında bir şey mutlaka bir geri dönükte bir eksiklik olabiliyor. Evet, kesinlikle. Tamamıyla uyguladığında aslında ben de onu yaşıyorum kendim. O zaman geri dönükler çok güzel oluyor. Evet. Nerede ben paylaşımda eksik bıraktım diyorum. Yani şarkını çıkarttın. Onu mesela yaymak onu yaymak çok önemli. Kendimize saklarsak ne anlamı kalır? Ama insanda duygularını, kalbini açmak da ilk başta çok zorlanır aslında. Evet. Bu da bir cesaret ister işte. O cesarette bulunduğun için seni çok takdir ediyorum. Herkeste bu cesaret yok, olmuyor. Bende de yoktu aslında. Ama sonradan olur. Sonradan olur. Sebepleri nedir bunun? Destek mi acaba? Kesinlikle. Hı-hı. Ben hep evde kapalı şarkı söyleyen biriydim. Kapı kapalı, Hı-hı. kısık sesle şarkı söyleyen biriydim. Annem hep bunun farkındaydı. Hadi annem söyle biraz, Hı-hı. hadi babam söyle. Hı-hı. Ama hiç öyle bir şey olmadım, cesarete kapılmadım. Ve daha sonra annem beni şan dersine götürdü. Hı-hı. Ve bu da şöyle oldu. Dudu yarın şan dersine gidiyoruz. O kadar. O kadar bitti. Ve öyle başladım. Aha. Hatta Ayşe Güler Akın'dan aldım. İki Aha. saat harcadı benim için şarkı söylettirsin bana. Sen sessiz mi duruyordun? Evet, ilk deste. Çok güzel. Ve daha sonra işte bu ses tekniklerini öğrendikten sonra tamam dedim, ben şarkı söyleyebilirim. Evet. Ve fark ettim ki ülkede de gerçekten bunun eğitimini almamış şekilde çok söyleyen var. Var, evet. Ve dedim ki ben neden söylemiyorum? Evet, kesinlikle. O cesaret geldi bir anda ve çok güzel. Bir yandan yani, stüdyoda buldum kendimi. En güzel şey burada konuklarımdan paylaştıklarını da görüyorum. Hepsinin ortak özelliği şu, sende de olan işte bu cesaret ve paylaşma isteği, cesareti, yine cesaret. Kendine güven çok önemli bir şey bunların yanında. Ben de dedim, benim de bir şarkım var. Mesela işte sizin şarkılar var. Benim de şarkılar var. Ben saklıyorum. Neden mi kendimi saklıyorum? Evet. Değil mi bu durumda? Evet. Paylaştığında insan çok mutlu oluyor. Evet. Çünkü desteği daha fazla büyüyor etrafında. Evet, kendini, alanını, kendi hayatını daha da büyütmüş oluyorsun. Evet. Hayatına birçok insan giriyor değil mi? Evet. Yeni insanlar tanıyor musun? Evet. Ne kadar güzel. Çok mutlu oluyorum öyle olduğunda. Evet. Sürekli mesaj atıldığında Hı-hı. çok mutlu oluyorum. İşte bu beni motive ediyor. Değil mi? Bir sonrakine Kesinlikle. Daha iyi olmalıyım evet. mesela. Şimdi mesela büyüdü artık Hı-hı. bir sonrakinde daha da iyi bir iş Kesinlikle. Yapmalıyım. Kuyruklu Yıldız'ın hikayesi, aşk hikayesi dedik. Evet. Biraz bahsedebilir miyiz ondan? Kuyruklu Yıldız benim okul günü yazdığım bir şarkıydı. Hı hı. O gün çok yağmur yağmıştı. Çok felaket bir şekilde yağmur yağmıştı. Yağmurun bitiminde bizim okulda bir oda var. Sadece bir kuyruklu bir piyano var. Oraya gittim. Cam açıktı ve öyle bir güzel gökkuşağı vardı ki. Oh. İşte sözlerimde bahsettim. Yağmurdan sonra açan gökkuşağı gibi. Evet. Çok güzeldi ve bir anda
böyle sözler geldi aklıma. Piyanonun başında bir anda yazdım. Eve gelip de düzenlemesini yaptım. Orada duruyordu aslında. 2017'de yazdım ben onu. Sonra cesaretim gelince. Evet. Paylaşmak istedim. İşte o konuştuğumuz evet. süreç. Evet. O da bir süreçtir artık. Kesinlikle. Onu saklayınca aslında rahat uyumadığını fark ediyorsun. Evet. Değil mi? Yani paylaştığında böyle rahatlıyor. Bir de mesela paylaşmadan önce birkaç arkadaşıma söylemiştim o şarkıyı. Hı-hı. Çok beğendim. Dudu lütfen bunu kaydet. Hayır ya kaydettim. Tamam. Kim kaydetti? İnanç Eyüpoğlu. Evet. Çok selam gönderiyoruz. Evet, sevgilerimi çok başarılı. Evet. Benim için çok doğru bir adım oldu. Kesinlikle. Arancesini o yaptı, klip yönetmenimi oldu, prodüktörüm oldu. Harika. Çok güzel yönlendirdi beni. Çok güzel. Genç yaşıma çok güzel şekilde yönlendirdi beni. Çok güzel bir iş oldu. Sana inanmış, evet. güvenmiş, samimi bir insan. Samimiyetine evet. ve yeteneğine güvenmiş. Çok güzel bir çok iş güzel. Yaptık. Çok memnunum onunla çalıştığımın dolayı. Çok güzel, çok önemli. Yani aslında aranjenin kimin yapacağı çünkü kalplerinde tutması gerekiyor. Evet. Aynı ruhta buluşmak, aynı durumda buluşmak bir gerekiyor. Bir başka programa katıldığımda evet. sevgili İnan Çeypoğlu'nu tanıyan biri çok zor dedi ben onunla çalışmak. Çok disiplindir. O dedi nasıl çektin kendini? Herkesi beğenmez dedi, falan demiş şey olabilirler. Tam aksine ben çok beğendim. Evet. Çünkü ben inanılmaz programla yaşarım. Her gün 7'den 8'e kemanımı çalar öyle okula giderim. O yüzden çok güzel bir sistem oturttuk. Her haftada bir gün, perşembeleri özellikle. Öğleden sonra ben okuldan sonra üniformalı stüdyoya giderdim. Kayıt yapardık eve dönerdik. Harika. Çok güzel bir sistem oturtmuştuk. O yüzden çok çok iyi anlaştık. Hayat tarzları da tam evet. oturmuş oldu. O İşte yüzden... bu da aslında müziğin katkılarından Kesinlikle. Bir tanesi. Müziğin yararlarını mutlaka program içerisinde söyleyelim ki herkes ilham alsın. Kendini evet. saklayan varsa buradan hemen çıkarsın. Çıkarsın. Disiplin. Evet. Çünkü, kesinlikle. Her gün çalışmadan hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Yani günde bir saat en azından o disiplini almak lazım. En az o disiplini katmak lazım. Hem de en önemlisi aynı saatlerde olduğumu çok yarıyor. Evet. Yani üniversite döneminde bizde çok sıkıcı olmasına rağmen dokun, bas, çal. Dokun, evet. bas, çal. O kadar ince bir detayla çalışarak bu sistemi oturttuğunda işte ileride sana meyve veriyor. Falan. Evet, kesinlikle. Bu meyve sen çıkartmışsın ortaya ve paylaşmışsın. Ne kadar güzel. Kat kat geri dönsün. YouTube'da inanılmaz bir izlenim var. Evet. Çok güzel. Yani bu dizi müziği bile olabilecek bir bir aşk hikayesi. Saf ama. Evet. Yani böyle bir tertemiz bir evet. aşk hikayesi. Hayatında ilk defa aşık olmuş birini evet. oynayacağı bir çok harika bir dizinin evet. içerisinde tam böyle işte o sımsıkı ellerini bırakıp gider evet. misin beni? O herkesin yaşadığı o güven problemi, cesaretsizlik aslında. Evet. Acaba orada... söylesem sevdiğimi Hı-hı. bana ne tepki verir o? O durumdur aslında evet. bu. Acaba ben yanlış mıyım? Evet. Sevmek doğru mu? Evet. Söylesem mi? Ne yapsam? O ince çizginin ortasında olan. Tam öyle. Çok güzel yansıttın. Bak ne güzel anlaşıldı gördün mü? Harika. O zaman hemen klip izliyoruz sevgili izleyiciler. Siz de merak etmişsinizdir. Sonra sizlerleyiz. Kapatsam gözlerimi seni görür müyüm her saniye ya da bıraksam sana kendimi kırar mısın kalbimi tutsam sımsıkı ellerini bırakıp gider misin beni bilsen düşüncelerimi okusan bak sen orada seni bulsam
her defa geçiriyorsun. Ya hangi program ya? Evet sevgili izleyiciler, Dudu'nun şarkısını izledik. Siz de beğenmişsinizdir umarım. O kalbinizdeki o çocuksu sevgiyi, böyle saf sevgiyi kazanmıştır size. Çünkü ben öyle hissettim. Çok güzel Dudu. Çok başarılar dilerim öncelikle. Teşekkür ederim. Bu söz yazarlığı nereden geldi? Sana böyle kitaplarla aran nasıl? Kitaplarla aram çok güzel. Güzel. Çocukluğumdan beri hep kitap okuyan biriydim. Hı-hı. Hatta böyle ben okurdum, anneme anlatırdım. Annem akşam okurdu. Doğru mu söyledim diye. Doğru mu anlattın? Gerçekten okuyor mu bu çocuk? Çok okurdum. Hala daha okuyorum. Güzel. Çok severim kitap okumayı. O da bir hobi. Yani herkes sevmeyebilir. Evet. Aslında bundan dolayı söz yazarlığı çıktı ortaya. Hı-hı. Kitap okumandan dolayı söz dağarcığım gelişti. Ve böyle sözler çok güzel. Çok okumak insana ne kadar çok şey kazandırır. Evet, kesinlikle. Çok. Konuşmasına da yansır. Kesinlikle. Hayal gücüne de yansır. Değil mi? Ne tarzlar okuyorsun? Şu aralar Ayşe Kulin hastasıyız biz, hı-hı, ailecenek. Hı-hı. Ayşe Kulin çok okuruz. Ara ara Elif Şafak da olabilir, hı-hı, ama daha çok böyle, özellikle ben biyografi çok severim. Hı-hı. Böyle insanların hayatlarını okumakta. Mesela en çok sevdiğim kitap Fazıl Say'ın kitabıdır. Hı-hı. Onun anlattığı o konser maceraları, hayatında nasıl müzik oldu, hı-hı, o beni çok etkilediydi. Muhteşem. O da muhteşem bir insan. Evet. Kelimeler yok Fazıl Say için. Kesinlikle. Şiir yazıyorsun değil mi? Yani yoksa bir hikayelerde yazıyorsun. Çocukken şiirle başladım, işte yarışmalara katılırdık. Harika. Ama daha sonra bu bir anda müzikle başladığımdan dolayı, hı-hı, hepsi birlikte gelmeye başladı. Söz artık müzikle müzik. Söz birleşmiş oldu. Evet. Bence çok da güzel oldu. Sadece müzikle yapabilirdin tabii ki ama söz de yazdığın için. Evet, onu da yapıyorum ama bazen sözler de çıkıyor. Hı-hı. Bazen öyle bir melodi çıkıyor ki buna söz yazılmaz diyorum. Bu saf haliyle güzel. Klasik. Evet. Bazen klasik, yanım ağır basar. Öyle de oluyor. Klasik bana. Müziği çok seviyorsun. Çok seviyorum. Öyle anlıyorum. Yani en çok sevdiğim şeydir. Hiç denedin mi böyle kuartet tarzı şeyler yazmak? Çok yazıyorum. Hı-hı. Şu an yazıyorum. Hı-hı. Ama onlara biraz ara verdim. Çünkü bu teori işini daha iyi öğrenmek, hı-hı, istiyorum ki onun düzenlemesini yapayım. Ondan sonra işte inşallah üniversiteden sonra bir bunları, klasikleri birleştirmek çok isterim. Kesinlikle. Çok güzel senfoniye verirsin belki. Evet. Harika olur. Peki şeyi soracaktım. Yazarken bilgisayar ortamında yazıyorsun değil mi? Onları yoksa elinle mi? Genelde çok sevmem aslında bilgisayar. Hı-hı. O kağıda yazmak çok güzeldir ama bazen derste olduğu, yani derste gelir bazen ilhamım. Hı-hı. Bir kere matematik dersinin ortasında İlham gelmişti ve hocam gidiyorum. Nereye? Hocam ilham geldi. Tamam da dedik. Gittim yani telefonumun, bu teknolojinin sayesinde bir böyle bir mırıldandım ve geri geldim. Evet, derse. Harika. Bazen öyle durumlar oluyor ama şanslıyım ki genelde piyanonun başındayken geliyor. Oldu hemen be. Hallediyorum. Nerede geleceği de belli olmuyor. Evet. Aslında hocaların da çok anlayışlı olması lazım bu konuda, evet, tabii ki. Biz zamanında yani çok fazla müzik ön planda değildi. Benim zamanımda mesela 90'lı yıllarda işte 2000'lerin başı. O zaman işte müzik okumaya karar verdim dediğimde o çok zor. Bence yani emin misin falan, evet, durumu. Çünkü ağır bir bölüm oluyor. Matematikten çok daha ağır bir şey, evet, var. Teori olarak. Evet. Onun için disiplinli çalışmak gerekiyor ama bak senin hayat tarzına ne kadar güzel oluyor. Evet. Başarılı olacağına eminim. Klasik müzikleri. Şimdi bir şarkı okuyalım beraber. Olur tabii ki. Tamam. Sana eşlik de etmek isterim. Daha sonrasında da bir şarkı yapalım. Bir Sertab Erener yapıyoruz sevgili seyirciler. Bir Sertab Erener'in güzel şarkısı. Hangisinden başlayalım? Olsun, olsun diyelim isterseniz. Olsun şarkısı. Dudu Pektaş'ın. Ağzından dinleyelim. Ne masumuz,
arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz ne de özgür ömrümüz, hadi olsun. Olsun şarkısını evet. Yaptık. Hangi yıla aitti o? Zannediyorum 2015 civarı. Olabilir. Çok eski evet, bir çok... şarkı değil. Ben biraz eski hatırlamıştım ama eski bir şarkı değilmiş. O kadar doğal özüm ve hala Serta Perener evet. Yani o hoşuma gitti. Tabii ki başka kimleri dinlersin soracağım da bir numarada Serta Perener olduğunu anlıyorum. Çok bayılırım ona. Evet. Çünkü onun ses teknikleri, sesini kullanışı çok hoşuma gider. Çünkü farklı bir ses tonu var ve yani o küçücük insandan neler çıkar. Değil mi? Bilmiyorum. Serta evet. Perener. Bir de o da opera sanatçısı evet. Aslında. Klasik opera okurken yapılı. Atılmış pop söylediği için. Evet. O da pop sevdalısı oldu. Yine de o opera tarzındaki evet. Sesini müthiş yakışıyor aslında. Evet, kullanıyor. Kesinlikle. Güzel bir tarzı var. Tarz oluşturmak, kendini ifade etmek çok önemli aslında. Kendi müziğinin tarzını bulabilmek,
Belki ileride değişirsin Dudu. Belki ne dersin bilmiyorum ama. Var ama bazen şuna da çok önem veririm. Ben sadece bu tarz yapacağım demem. Çünkü bazen öyle bir şarkı yazarım ki bu cazdır. Bunu ben trompetlerle çalmam gerekir derim. Ya da bunu sadece akustik çalmam gerekir. Öyle bir saz oluşturmam. Hatta en sonlarda yazdığım bir tane de elektronik bir şey düşündüm. Çünkü o havada. Evet. O yüzden şarkının sözlerine göre, hissedişime göre onu yansıtmaya çalışırım. Anladım. Evet. Başka kimleri dinlersin? Başka Tarkan hayranıyım. Oo. Çocukluğumdan beri ilk ezberlediğim şarkı Tarkan Dudu'ydu. Dudu'ydu. Evet. 1,5 yaşında ezberlediğim bir şarkıydı o. 1,5 yaşında. Evet. Oo. O kadar çok sürekli şarkı dinlediğimden dolayı hızlı konuşmuşum ve şarkılarla buluştum. Harikasın. O yüzden Tarkan'ı çok severim. Herkesime hitap ettiğinden dolayı ayrıca. Ve evet. Onun duruşu, sahne performansı çok büyüler beni. Çok güzel bir şey söyledin. Herkese hitap etmesi çok etkileyici. Evet. Çok etkileyici bir adam, çok etkileyici bir ses, evet. Duruşu dedi. Program öncesinde biz Tarkan'dan konuşmuştuk sevgili izleyiciler. Duruşunda bile bir farklılık evet, var. O, bence o bulunduğu enerjidir artık. O kadar bir açmış ki kendini. Evet. Herkese hitap ediyor. Demek ki herkesi kucaklayabiliyor demektir. İşte evet, kendini kesinlikle. Saklamadan, yargılanma korkusu olmadan. Ve onun o mütevaziliği evet. Bizim kalbimize giriyor. Ne kadar güzel. O samimiyet evet, işte. Evet, kesinlikle. O güzelliği. Sen de çok samimisin bu arada. O çok güzel bir şeydir. Kalbin kocaman, herkesi böyle kucaklıyorsun. Böyle hayatına dokunuyorsun insanların böyle. Seni görüp de böyle müziğe başlamak isteyenler ilham oluyor mu böyle? Çok oldu. Başıma çok gelen şeyler oldu aslında. Anlat bize biraz. En çok bahsettiğim, bunu sosyal medyamda da paylaşmıştım. Annem bir gün eve geldi ve bana dedi bu sana gelmiş bir mektup. Hayranından geliyor bu. Öyle mi? Mektup zamanı mı şimdi? Mail falan mı yok? Evet, 6 yaşında Aleyna diye bir kız. Annemin iş arkadaşının kızı. Bir resim çizmiş. Ortasında ben kuyruklu yıldız. İşte dünyanın en güzel şarkısı kuyruklu yıldız. Seni seviyorum dedi Pektut. Şahane. Sonra biz onunla tanıştık. Hı-hı. Benim bir okulda performans yaptıydı. Hı-hı. Ve benimle tanıştıktan sonra müzik dersine başladı. Piyano dersine başladı. Harika. Yarım saatlik dersi bir saatliğe uzattı. Çok güzel. Ve müzik aşkı oldu onda. İşte ben de çok mutlu oldum. Onu müziğe başlamaya heves olduysam, neden evet. olduysam çok mutlu oldum benim çok için. Çok güzel bir şey. Çok mutluyum. Böyle gençler benim... Daha çok olacak. Yani benim başladığım yaşlarda, sonra... benim sayemde başlamaları çok ayrı bir kesinlikle. Mutluluk. Kesinlikle. Çok güzel bir şey. Kemanı görür elinde. Keman çalmak ister. Yani evet. ben ya da senden ders almak isteyebilir. Değil mi insanlar? Yani benim hocam sen ol, sen benim ilhamımsın demek. Evet. Ne kadar güzel. Her şeye bedel aslında. Her şeye bedel. Bu müthiş mutluluk. Hep evet, devam edeyim. Sana şimdi sürpriz bir bölümüm var. Soru cevap bölümü. Gördüysen programlarda mutlaka soruyorum ben. Müzik senin için ne anlam ifade ediyor? Evet, soru cevap bölümü. Müzik. Hayatın en güzel yeri. Kıbrıs. Çok büyük bir sevda. Kısacık Kıbrıs'tan da bahsedeceğim birazdan. Sevgi. En güçlü şey. Masum. En masum. En saf. En değerli. Müziğim ve annem. Olsun. Her şey çok güzel olsun. Her şey güzel olsun. En sinirlendiğin şey. Çünkü sen baktığında hiç sinirlenmeyecek misin? Öyle çok her şeye sinirlenmem. Herhalde müzikten gelirim. O zaman bağırarak şarkı söyleyenler. Evet. Yani her şeyi böyle çıkarmak değil mi müzikte? Peki gözlerini kapattığında böyle kendini nerede görüyorsun? Nerede görmek istersin? Ya büyük ihtimalle bir konser salonunda karşımda birçok izleyen ve ben elimde kemanımla olmak çok isterim. Harika. Olacağına eminim gerçekten. Kısacık böyle Kıbrıs'tan bahsetmek isterim demiştim. Kıbrıs'ta müzik dışarıda hiç yaptın mı? Yapmadım.
olmadım aslında. Düşünüyor musun? Çünkü maalesef böyle çok daha yolun başındayım. Hı-hı. Emin adımlarla gitmek isterim. Hı-hı. Bir de daha yaşım çok genç öyle dışarıda söylemek Hı-hı. için. Ama ileride tabii ki de neden olmasın. Şimdi eskiden hep barlar vardı. Evet. Daha çok böyle kapalı alanlar, sigara ortamları falan. Hiç hoş değil onlar tabii de. Gençlerin için, senin yaşlar için hele hiç uygun değil. Fakat şimdi çok değişti aslında. Kültürümüze de yansıdı bu kafeler olsun. Müzik yapma imkanı çıktı aslında. Benim için de çok iyi oldu. Çünkü ben de gitarımla orada çalışıyorum. Kafeler ya da müzik yapılan güzel yerler oldu. Çok avantaj bu. Evet. Umarım daha da gelişecek. Senin birkaç sene çıkıp sahne aldığın yerler olabilir. Konserin olabilir. Ben merak ediyorum. Gelip dinlerim. Gelirim. En önde yeriniz hazır olacak. Tamam olur. Çok güzel olur. Böyle gelsinler. Hayranların sana bak. İzlesinler, evet. Dinlesinler. Güzel bir konser projesi bekliyoruz diyeyim İnşallah. O zaman. Bu Kuyruklu Yıldız çok güzel izleniyor. Hala dinleniyor. Evet. Hiç sıkılmadık. Sıkılmayacağız. O çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Teşekkür ederim. O yüzden. Böyle son sözlerini alırsak programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Biz böyle çok hızlı geçti zaman. Sohbet ediyoruz. Böyle bitsin istemiyoruz. Her şeye değinmek istiyorum böyle. Ben çok mutlu oldum. Sürekli takip ettiğim birinin programına katılmaktan dolayı. Çok güzel, çok keyifli geçti. Daha nice programlara diyelim. Öyle olsun. İnşallah ikinci şarkımda yine sizlerle olacağım. Evet. Planlar var çünkü şarkılar olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Ocak ayında stüdyoya gireceğim. Ocak'ta gireceksin. Çok güzel. İkinci şarkım hazır. O bakalım. Zaman 2020'ye evet. Seni dinleyeceğiz. 2020'de görüşmek üzere. Görüşelim bu programa. Yine gel 45 dakika arada tabii seni ki, bekliyor olacağız o zaman. Bir şarkıyla veda edelim sevgili izleyiciler. Sevgiyle kalın, müzikle kalın diyelim. Geceler.
hesabını kimle?